Merhaba arkadaşlar. Minika'nın eğlenceli dünyasına hoş geldiniz. Sevdiğiniz kahramanlardan, yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Maceracı yüzgeçler, maceracı yüzgeçler. Macera düşkünlüdür bu sevimli yüzgeçler. Her yakınca çıkar maceraya, haydi durmaz ısla. Tipa çupa, tutipa bu alesta. Tüm yüzgeçler işte burada. Maceracı yüzgeçler, maceracı yüzgeçler. Macera düşkünlüdür bu sevimli. Uy bisikleti. Boğaz'da Onomaşa dönemi başladı. Onomaşa döneminde Akdeniz'den Karadeniz'e göç eden balıkları izlemeye bayılıyorum. Bu göçü izlemenin bazı kuralları var. Öncelikli olarak bir banka oturmalı, sonra da çekirdeklerimizi çitlemeliyiz. Göç bitmeden gitsem iyi olur. Aa, çekirdeklerim. Az kalsın unutuyordum. Çupra bak, bu gelen sürü senin akrabaların. Evet, bir çupra sürüsü. Merhaba, merhaba. Havşam ha, 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 havşam ha, 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 havşam ha, 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 ne değişik bir alet. Bisiklete benziyor. Hey, başım döndü. Yeter, dur artık. Merhaba uşaklar. Toko Hamsi. Biba. Demek döndün. Havşam, sonunda memleketuma, Karadeniz'uma dönüyorum da. Bak Toko Hamsi, bunlar arkadaşlarım. Çupa, Tuti ve Babu. Merhaba. Memnun oldum uşaklar. Biz de memnun olduk Taka Hamsi. Şey, rica etsem bisikletin bir süre bende kalabilir mi? İncelemek istiyorum da. Taka Hamsi'nin sürüsünü kaybetmeden gitmesi gerekiyor Babu. Fazla vakti olduğunu sanmıyorum. Ha uşaklar, hiç sorun değildir. Artık bu suları daha iyi tanıyorum. Sizinle biraz vakit geçirebilirim. Sahi mi? Bu harika olur. Oy. Şu çekirdeklerden azıcık da ben çitleyebilir miyim da? Tabii. Daha önce hiç çekirdek çitlememiştim. Aman Taka Hamsi, kabuğunu yutmuyoruz. Oy, 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 oy. Daha güçlü öksür Taka Hamsi. Oy, oy. Taka Hamsi, iyi misin? Oy. Hiç değilse çekirdeğin kabuğundan kurtuldum da. Yine doğru ilerle Taka. Oy. Oy, çıkamıyorum da. Ben testere balığını çağırıyorum. Oy, böyle yüzemiyorum. Benim buradan çıkmam gerekir. Bu sularda fazla kalamam. Göç etmem gerekir. Arkadaşım testere bize yardımcı olur. Sen sakın kımıldama Taka Hamsi. Oy, durun. Dikkat edin, bir yerime bir şey olacak da yapmayın. İmdat! Uy, yok mu duyanda? Bir balık yetişsin imdatıma. Ay, biraz daha dayan, Taka Hamsi. Olmuyor, bu plan işe yaramadı. Yardımların için teşekkürler testere. Az kalsın kuyruğum gidiyordu da. Sana yardımcı olmaya çalışıyoruz Taka Hamsi. Aklıma bir fikir geldi. Uy tak
Takahamsi, uy neler geldi başına. Oysa gidecektin sen boğazın sularında. Uy Takahamsi, uy ne titrersin sularda. Geçecektin boğazı horonların başında. Anla başı rüzgarı, Karadeniz dalgası. Açmış hepsi kolları, bekler seni hamsi uy. Uy! Uy! Takamsi uy ne titrersin sularda. Geçecektin boğazı horonların başında. Anla başya rüzgarı Karadeniz dalgası. Açmış hepsi kolları bekler seni hamsi uy. Anla başya rüzgarı Karadeniz dalgası. Açmış hepsi kolları bekler seni hamsi uy. Bekler seni hamsi uy. Bekler seni hamsi uy. Uy ne yapsak olmadı. Sürüm de çok uzaklaşmıştır şimdi. Uy. Memleketime dönemeyeceğim oy. Oy memleketim oy. Üzülme Takahamsi. Alista bir çaresini bulur belki. Merhaba çocuklar. Alista. Evet benim Alista. Şey Alista. Arkadaşım Takahamsi şişenin içine sıkıştı. Çıkaramıyoruz. Sürüsü Karadeniz'e göç ediyor. Biraz daha gecikirse burada kalacak. Oy uşağım. Ne olur kurtarın beni. Ah şu insanlar. Keşke biraz daha dikkatli olsalar. Hı-hı. Denizleri temiz tutsalar. Bakalım seni nasıl kurtarabiliriz? Bir saniye. Avşam ne yapıyorsun? Deniz kızı Alista Hanım dur. Uy gıdıklandı yerimde. Dur Takahamsi. Kıpırdama. Of yapamıyorum. Merhaba arkadaş. Merhaba uşağım. Biraz hastayım da. Alista'dan yardım istemeye gelmiştim. Ay. Ay kapımda acil servis mi yazıyor anlamadım ki. Kapım beni dostlar geliyor. Çok yaşa. Siz de görün. Takahamsi nerede? Ha buradayım uşakta. Bir poşetin içindeyim. Şimdi kurtaracağız seni. İşte buradasın. Kurtuldun. Oy. Bu çöpler hasta eder balığı. Sularımızı temizlemeliyiz. Yoksa hepimiz hasta oluruz. Benim şahane bir fikrim var. Tüm çöpleri bu ağlarla toplayacağız. Hadi Takahamsi, sür bisikletini. Siz de sıkı tutunun. Hadi uçaklar. İşe yarıyor. Her yer sersin işte bu. Pırıl pırıl oldu. Pırıl pırıl oldu. İşte bu. Sularımız temizlendi. Oy uşaklar, beni kurtardınız. Çok teşekkür ederim. Suları temizlememize yardımcı olduğun için asıl biz teşekkür ederiz. Takahamsi. Ha şimdi benim gitmem lazım. Sürümü bulmalıyım da. Bak şurada bir akıntı var. Seni Karadeniz açıklarına kadar götürür. Oy. Başka bir göç zamanı. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Güle güle git Takahamsi. Oy. Güle güle Takahamsi. Seni özleyeceğiz Takahamsi. Baba, bu bisikletler aynı Takahamsi'ninki gibi olmuş. Çok iyiler. Adını da Uy bisikleti koydum. İsmi de güzelmiş. Bu Uy bisikletleri çok hızlı. Kimse geçemez beni. Ben bu suların en hızlı balığıyım. Bu da kim? Çok hızlı. Belli ki bisiklet sürmede çok usta. Merhaba arkadaşlar. Ben geldim de. Takahamsi. Senin Karadeniz'de olman gerekmiyor muydu? Göç boyunca çok sulardan geçtim. Ama sizler gibi içten dostlar görmedim. Ben de anamı babamı kaptım. Boğaza geldim de. Nasıl yani? Artık bizimle burada mı yaşayacaksın? Ha uşağım. Bir mahsuru yoksa.
Ben de Bosfori dünyasında yaşamak istiyorum. Harika! Dünyamıza hoş geldin Takamsi. Uy! Hadi o zaman yakalayın beni. Seni yakalayacağım Takamsi. Uy! Boğazın altında, Bosfori dünyasında herkesin bilmediği bir park vardır. Bu parka sadece biz Bosfori balıkları gideriz. Ama bugün Takamsi de bizimle geliyor. Onun parkta ilk günü olacak. Sabahtan akşama kadar eğleneceğiz. Yaşadığım suları gerçekten çok seviyorum. Biba! Geliyorum. Oy, boğaz akıntısı gibi bu kaydıraklar. Kaptırınca gidiyorsun. Haklısın Takamsi. Çok benziyor akıntılarımıza. Bu parka bayılıyorum. Hadi hemen gidelim. Oy. Hop. Çok güzel. Kayıyorum. Harika. Aman aman. Oy. Oy. İşte benim ekibim kayıyor. Çok hızlılar. Maviler gerçekten çok hızlılar. Çok eğlenceli duruyor değil mi Takamsi? Oy, 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 hem de nasıl. Oy. İşte bizim kaydırağımız. Oy. Bu kaydırak iyiymiş. Oy. Merhaba çocuklar. Merhaba. Olimpiyat kaydırağından kayacaklar. Bosfori Su Parkı balıkları. Çupra ve arkadaşlarının mükemmel kayışı için hazır mısınız? Hazırız. Ve evet, kaymaya başladılar. Gerçekten çok heyecanlı. Dönüşler çok başarılı. Bu işte usta oldukları çok belli. Tam 62 saniyede olimpiyat kaydırağından kaymayı başardılar. Bu gerçekten çok iyi bir skor. Oy, bizim kaydırak oyuncakmış da. Neden biz de gerçek bir kaydıraktan kaymıyoruz? Bizim kaydırak bize yeter de. Ama Takamsi, bak. Bu kaydıraklar daha heyecanlı. Hı hı. Nasıl kayılacağını bile bilmiyoruz da. Çok zor görünüyorlar. Denemeden bilemeyiz. Hadi gelin bu kaydırakla başlayalım. Önce kolay olanları deneyelim. Oy, deneyelim o zaman. Burada kaymak istediğinize emin misiniz? Tavşan. Bak güzel sordun. Pek emin değiliz. Yok yok, eminiz. Biz boğazın balıklarıyız. Su parkı tam bize göre. Peki bir kayığınız var mı? Hayır yok. Bu ilk kayışımız olacak. Bir kayık getirmemiz gerektiğini bilmiyorduk. O zaman şunlardan birini alın. Hadi bakalım. Çok iyi değillerdir ama sizi idare eder. Ha bunlar tarihi eser mi da? Hayır değil. Oy, içim rahatladı. Demek ki o kadar da eski değillermiş. Kemerlerinizi ve kaskınızı takmayı unutmayın. Hey, neler oluyor orada? Su parkının değerli balıkları. Bugün parkımızda çok ilginç şeyler yaşanıyor. Boğaz'ın genç balıkları Biba ve arkadaşları gerçek kaydıraklardan kaymaya karar verdiler. Ne? Nasıl oluyor? Aferin onlara. Cesur çocuklar. İyi eğlenceler. Bu inanılmaz. Kötü bir çıkış yaptılar ama gerçekten kayıyorlar. Dengelerinin çok iyi olduğu söylenemez. Kaydıraktan çıkmayı başardılar. Durun bir dakika. Kaydırağın içi boş. Balıklar nerede? Çocuklar iyi misiniz? İmdat! Baloncuklar adına haydi binelim kayığa. Heyecanımız durukta bırak kendini akışa. Başlasın mı? Başlasın macera.
Siz bu kayma işini çok sevdiniz. Ha uşağım, gerçekten sevdik. Kayarken böyle bir içim titriyor. Oy, bana bir şeyler olacak diyorum ama yine de çok eğleniyorum. Hadi o zaman yerlerinize geçin. Biz hazırız. İyi eğlenceler. Bibo ve arkadaşları bir kez daha kayıyor sayın seyirciler. Her defasında daha iyi kayıyorlar. Çok iyi gidiyorlar. Harika. Ve kaydıraktan başarıyla çıktılar. Ama durun durun bir saniye. Taka Hamsi de nerede? Taka Hamsi neredesin? Ha uşağım. Heyecandan kaydırağa yapışmışım yine. Evet sayın su parkı balıkları. Günün beklenen anı geldi. Birazdan olimpiyat kayık yarışları başlayacak. Hala kaydını yaptırmamış olanlar varsa bir dakikanız kaldığını hatırlatmak isterim. Ha uşaklar, duydunuz mu? Olimpiyat yarışları değil. Evet Takamsi, hadi gel izleyelim. Bak işte bu olmadı da. Biz de katılmayacak mıyız yarışlara? Olimpiyat yarışları mı? İşte bu harika olur. Oo, çok yüksek. Yarışa başka katılan ekip yoksa açılışı yapıyoruz. Dur Uşağım dur. Biz de katılacağız da. Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Biba ve arkadaşları da olimpiyat yarışlarına katılacaklarını söylüyor. Bu nasıl gerçekten? İnanamıyorum. Bu sizin için zor olmasın. Emin misiniz? Oy, hiç bu kadar emin olmamıştım. Boğaz olimpiyatları herkese açıktır. Her balık istediği kaydıraktan kayabilir. Pekala, yarış başlıyor. Boğaz'ın en hızlı balıklarından Çupra ve arkadaşlarını olimpiyat kaydırağına davet ediyorum. Harika bir kayış. Dönüşler muhteşem. Gerçekten çok iyiler. Onlar Boğaz'ın en hızlıları. Tam 59 saniyede kaydılar. Onları geçmek imkansız. Evet, sırada olimpiyatların en genç balıkları var. Genç balıklarımız yerlerini alıyorlar. Hırçın suların balığı Karadenizli Takamsi. Boğaz'ın genç barbunyalarından Biba. Yine onun kadar genç ve akıllı Tuti. Ve küçük bir Çupra balığı Çupa. Hepsi yarış için hazır. Yerlerini aldılar. Uşaklarım ben vazgeçiyorum. Hayır Takamsi, buraya kadar geldik, vazgeçemeyiz. Tadını çıkarın çocuklar. Teşekkürler. İyi bir çıkış yaptılar ama dönemeçlerde ne yapacaklar çok merak ediyorum. Bence kendimizi tüm gücümüzle öne verelim. Böylece daha da hızlı oluruz. Evet, hadi yapalım. Oy, bakalım ya. İnanılır gibi değil. Biba ve arkadaşları hızlandı. Hızları bugüne kadar görünen hızın iki katına çıktı. Dönüşlerde müthiştiler. Çıkışa gidiyorlar ve çıktılar. Tam 40 saniyeyle olimpiyat rekoru kırdılar. Çok iyiydiniz çocuklar. Bugünkü olimpiyat ödüllerimiz Biba ve arkadaşlarına gidiyor. Yaşasın. Teşekkürler. 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 Teşekkürler uşağım. Hayatımda hiç bu kadar eğlenmemiştim uşaklarım. Hepinize teşekkür ederim da. Biz de öyle takamsı. Bu
Bosfori Festivali. Katavaşya dönemi bizim sular çok hareketlidir. Balıklar hem göç derdindedir hem de festival. Boğaz'dan geçerken tüm balıklar mutlaka Bosfori Festivali'ne uğrar. Bu sene festivale Babu ve Tutu ile birlikte ben de katıldım. Ben bir hikaye standı açtım. Açık olmam gerekirse hikayelerim pek ilgi görmüyor. Ama Babu'nun standı çok ilgi görüyor. Herkes onun icatlarını büyük bir merakla izliyor. Tutu de küçük bir sahnede Takamsi'nin de yardımıyla yeteneklerini göstermeye çalışıyor. Oy! 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 Geçtim işte! Oy! Ha yine geçtim halkadan. Tutu'nun gösterisini kaçırmak istemiyorum. Benim çıkmam lazım. Hızlandık! Oy! Oy! Perum, Perum gitti. Neler oluyor? Kaçın! Burada ne? Dondurma! Geri dönüyor. Bize geliyor, kaçın! Yakaladım. En kötü gösteriydi. Böyle festival mi olur? Ben dönme dolaba bineceğim. Çok sıkıcı. Kimse benim gösterimi beğenmiyor. Üzülme Tutu. Bir dahaki sefere daha iyi bir gösteri yaparsın. Babu, Babu. Babu'nun icatlarına bayılıyorum. Keşke benim de Babu gibi yeteneklerim olsaydı. Üzülme Tutu. Benim de her yazdığım hikaye beğenilmiyor. Her zaman başarılı olamayız ki. Oy. Bu aynı benim de. Evet Taka Hamsi, senin resmini çiziyorum. Canım sıkıldığında resim yapmayı çok seviyorum. Buldum. Tutu, senin ne yapacağını buldum. Neymiş? Tüm Bosfori balıklarının resmini çizeceksin. Eminim bunu herkes çok sevecektir. Bu harika bir fikir. Yapabilir miyim ki? Yani o kadar iyi çiziyor muyum? Sen çok iyi bir ressamsın da. İyi ama benim tüm Bosfori balıklarını çizecek kadar boyam yok. Resim kağıdım yok. Sen orasını bana bırak. Hadi uşağım. Yazıyor, yazıyor. Genç balık Tutu'nun çizdiği resimleri yazıyor. Affedersiniz, kurtasiye neredeydi acaba? Hemen şu yan binada. Teşekkür ederim. Kesin olmuyor. Bize daha sıcak, gerçekten şaşırdığını belli edecek bir oyuncu gerekiyor. Meyve suyunu görünce gerçekten heyecanlandığını görmeliyiz. Affedersiniz, bir şey sorabilir miyim? Sıradaki balığı alalım. Sıran geldi. Geç bakalım şöyle. Ben aslında... Evet, ışık hazır olsun. Aksiyon! Harika şaşırıyor. Daha önce hiç bu kadar güzel şaşıran bir balık görmemiştim. İşte aradığımız oyuncu bu. Odama asacağım. Eba nerede kaldı? Boyalarım ve kağıtlarım bitmek üzere.
Çok güzel oldu. Boyam bitti. Oy. Ne yapacağız şimdi? Ne zaman biter resmim? Bitmek üzere Sayın Trompet. Ben daha fazla dayanamayacağım. Bakayım şu resme nasıl olmuş? Bu da ne demek oluyor? Saçlarımı çizmemişsin. Saçlarını çizmemiş. Nasıl olmuş? Sizlere bir açıklama yapmam gerekiyor. Boyalarım bitti. Resim kağıdım da çok az. Ama biraz beklerseniz arkadaşım Biba birazdan hem boya hem de kağıt getirecek. Kaç saattir bekliyoruz? Ama bu kadar da olmaz ki. Birazdan sizleri Bosfori dünyasının genç yeteneğiyle tanıştıracağım. Ha, neler oluyor? Ha? İşte huzurlarınızda Biba! Oy! Bu bizim Biba. Nasıl olur? Biba! 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 Başıma gelenlere inanamayacaksın. Sana boya almak için hamsi meydanına gitmiştim. Saatlerdir seni bekliyorum. Her şey çok iyi gidiyordu. Trompi bile gelmişti resim yaptırmak için. Trompi mi? Bu harika. Yazıyor, yazıyor. Trompi'nin çizilmiş en kötü resmini yazıyor. Her şeyi berbat ettim. Artık kimse gelmez bana resim çizdirmeye. Okey, seni haber etmişler de. Oy, sen de ünlü oldun sanında uşağım. Şurası değil Takahamsi. Şaka yapmak istemiştim da. Oy, bunu telafi etmeliyim. Tuti'nin gönlünü almalıyım. Buldum. Bunu nasıl yapacağımı biliyorum. Yazıyor, yazıyor. Biba'nın resim gösterisini yazıyor. Resim gösterisi mi? Gazeteye bakabilir miyim? Biba bana bunu nasıl yaparsın? Bu benim işimdi. Resim gösterisine hoş geldiniz. Biba, 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 Biba. Bugün size öncelikle bu resim gösterisinin hikayesini anlatacağım. Ama biz gösteri izlemeye gelmiştik. Nasıl yani hikaye mi? Buraya hikaye dinlemeye gelmedik. Sakin olun lütfen. Hikayemin sonunu hepinizin beğeneceğini umuyorum. Bu hikaye yakın dostum Tuti ile ilgili. Çok küçük yaşlarda başladı dostluğumuz Tuti ile. Onunla oynadığım oyunlar gerçekten çok eğlenceliydi. Ne zaman başım derde girse beni kurtarmak için hep yanımda oldu. Ama ben bir hata yaptım. Tuti'nin bana ihtiyacı olduğu anda onun yanında olamadım. Tepeceli hikaye. Sevmedim. Değiştir. Sevgili balıklar, neden biraz sabırlı olmuyorsunuz? Bakalım ne çıkacak hikayenin sonunda? Ben çok merak ediyorum. Sessiz olursanız dinlemek istiyorum. İyi, sustum. Dinleyelim. Bakalım ne olacak? Vaktiniz aldığım için özür dilerim. Tuti'nin resim çizmesi için boya ve kağıt almaya giderken yanlışlıkla bir reklam ajansına girdim ve bir anda reklam yıldızı oldum. Sonra da Tuti'nin gösterisini unuttum. Yazık. Bu olmadı. Biliyorum, hata yaptım. Ama bugün hatamı telafi etmek istiyorum. Tuti'nin resimleri için gerekli olan her şeyi hazırladım. İşte karşınızda Tuti'nin resim gösterisi. Tuti'nin resim gösterisi mi? Evet Tuti, resimlerini çizmen için seni sahneye davet ediyoruz. Harika. Benim resmim yarım kalmıştı. Önce onu tamamlamalı. Bayanlar, baylar, neşeli balıklar. Biliyorum beklemeyi sevmiyorsunuz ama sabırla beklerseniz hepinizin resmini çizeceğim. Yaşasın. İşte resminiz. Ah, bu harika. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Barıştık mı? Hiç küsmedim ki. Ben sadece biraz alınmıştım. Tuti, uy. Beni bir de halkaların içinden geçerken çizde. Bosfori Festivali hatırası olarak saklamak istiyorum. Peki Takahamsi. Operadaki balık. Her yıl Katavaş
Tokyo döneminde ünlü bir opera sularımıza gelir. Ve sadece bir günlüğüne gösteri yaparlar. İşte bugün o özel günlerden biri. Ben ve arkadaşlarım biletlerimizi çoktan aldık. Şimdi gitmem gerekiyor. Dünyanın en güzel operasını kaçırmamalıyım. Ah, biletim. Az kalsın unutuyordum. Yazıyor, yazıyor. Operadaki balığı yazıyor. Yılın ilk ve son operasını yazıyor. Çok heyecanlıyım. Bir an önce girsek. Patlamış mısır. Sahnemizin kapısı açılmıştır. Lütfen herkes yerini alsın. Tiyatro kemerleri. Bunları takarken çok heyecanlanıyorum. Ben de heyecanlanıyorum. Sanki uçuşa geçecekmişim gibi hissediyorum. Affedersiniz. Patlamış mısırınızdan alabilir miyim? Hepsini bitirdi. Arkadaşlar, ben patlamış mısır almaya gidiyorum. Başka isteyen var mı? Ben de istiyorum. İşte. Ben de. Bana da alsana. Bana da. Tamam. Alabildiğim kadar alacağım. Sağ ol. Biba dur da ben de geliyorum. Bu kadar mısırı tek başına taşıyamazsın da. Çok gecikmeyin. Oyun birazdan başlar. İşte son mısır paketi de geliyor. Teşekkür ederim. Bu mısırları taşımak çok zormuş. Oy, az kalsın düşürüydüm da. İşte kapıya geldik. Neler oluyor? Oy. Oyunumuz başlamak üzeredir. Kapılar kapandı. Ne diyorsun uşağım? Kapılar kapandı mı? Evet. Hepsi kapandı. İz Ömer'in geçirip biz dışarı patlamış mısır almaya çıkmıştık. Mümkün değil. Kapılar kapandı. Buyurun efendim. Ama onlar girdi. Onlar locada isteyecekler. Ben de locada izleyeceğim da. Hadi aç kapıyı. Maalesef locada hiç yerimiz kalmadı. Peki o nasıl girdi? O ışıkçı. Oyunumuz başlamak üzeredir. Lütfen herkes kemerlerini taksın. Ne olur izin verin geçelim. Oyun henüz başlamadı. Şimdi başladı. Peki, öyle olsun. Gel takamsı. Ben tiyatro görevlisiyim. İçeri geçebilir miyim? Oy, başardık da. Sen görevli değilsin. Oyun başladı. Giremezsin. Ha bu smokin daha küçük gelir. İçinde duramıyorum da. Olamaz. Vazgeçin çocuklar. Oyuna giremezsiniz. Oy, gel uşağım. Bana takamsi derler. Ben bu operaya gireceğiz değilsem gireceğiz. Bitti. Çok özür dilerim. İki dakika geç kaldık. Operada müzisyen olarak çalışıyoruz da. Geçebilir miyiz? Tabii efendim. Hayır, siz içeri giremezsiniz. Yine yakalandık da. Ben bu oyunu izlemek istiyorum, lütfen. Bırakın da geçelim da. Olmaz, inat etmeyin. Seni iyi istersiniz artık. Operada bir balık var, yüzgecinde patlamış mısırlar, perdeler açılınca alkışlar, soprano için kopar. La la, la la la, la. Operada bir balık var.
ve patlamış mısırlar. Perdeler açılınca alkışlar soprano için kopar. La 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 la. Harikasın. Hayır alamam. Çok iyi. Duydum en iyi ses. Harika. Çok iyisin. Harika. Çok eğlenceli. Muhteşem. Mükemmel bir ses. En güzeli. Bayıldım. Çok etkilendim. Çok güzel. La 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 la. Harika. Şimdi geliyor operadaki balon. Madem kapıdan giremiyoruz, biz de kulisten gireriz. Kolay gelsin de. Sıram geldi de. Teşekkür ederim. Hey! Sizinkiniz durun! Bu defa olmaz! Operadaki balayı izleyeceğiz! Yüz uşağım yüz! Durun! Bekleyin! İşte şimdi geliyor! Operadaki balık! Yaşasın operadaki balık! Seni seviyoruz operadaki balık! Zavallıcık bayıldı da. Buradan gitmeliyiz. Koltuklarımızı göremiyorum. Hemen buraya gelin. Oy, bir basaneye çıktım. Ay. Ne işin var senin orada? Gel çabuk buraya. İşte operadaki balık. Sana hayranım operadaki balık. Sen iyisin operadaki balık. Operadaki balık. Seni bu bizim Biba değil mi? Sen kendisin. Başla sen. Hadi Biba yapabilirsin. Sen operadaki balıksın. Operada bir balık var. Yüzgecinde patlamış mısırlar. Çok iyisin Biba. Gel buraya. Gel. Gelmeden. Git. Git. Harikasın. Çok iyi gidiyorsun. Devam et Biba. Operada bir balık var. Yüzgecinde patlamış mısırlar. Perdeler açılınca alkışlar. Soprano için kopar. La 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 la. La 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 la. Mısır'a bayılıyor. Çok iyisin. Muhteşemsin. Harikasın. Seni seviyorum. Çok iyisin operadaki balık. Operadaki en iyi balık. Teşekkürler dostum. İşte patlamış mısırlarınız geldi. Şimdi benim gitme vakti. Operadaki balık. Hiç bu kadar güzel yok. Çok iyi. En iyi. Harikaydın. Gelme. Gelme. Git. Sahnede kal. Gel uşağım. Sarılacağım sana. Çok iyiydin da. Gelme. Gelme. Operadaki balık. Bu hayatımda izlediğim en iyi. Çok güzeldin. Harikaydın. Çok iyiydin dostum. Muhteşemsin. Muhteşemsiniz. Ne oluyor böyle? Bu da kim? Aman bana bir şeyler oluyor. Bu hayatımda izlediğim en iyi operaydı. Harikaydı. Kakaham senin sayesinde. Lafim yoldu da. Biba bence sen yazar değil opera sanatçısı olmalısın. Hayır hayır. Ben operayı izlemeyi ve öyküler yazmayı tercih ederim. Haklısın Biba. Patlamış mısır yemek daha eğlenceli. Yemek kulübü. Bugün arkadaşlarımla birlikte Boğaz'ın yemek kulübü elemelerine katılacağım. Tüm gece yemek yaptığım için çok uykusuzum. Yemek kulübüne katılma fikri Çupan'ındı. Bir iki bir ihtiyacı vardı. Bir an önce gitmeliyim. Arkadaşlarım beni bekliyor. Aşçı şapkam. Ay az kalsın unutuyordum.
Her arkadaş ol. Aşçı başımız Biba da geldi. Ekip tamam. Merhaba Biba. Çok heyecanlıyım Biba. Günlerdir hamur açıyorum. Umarım elemelerde nefis bir poğaça yaparım. Keşke biraz daha çalışsaydık. Buna vaktimiz yok Çupa. Biliyorsun son anda katılmaya karar verdik. Çupa haklı Biba. En azından bir kez olsun hep birlikte çalışabilirdik. Mutfağımız bile yok da nerede çalışacağız? Haklısınız arkadaşlar. Yarışmadan önce hep birlikte bir deneme yapmalıyız. Şu kayanın üstünü küçük bir mutfağa çevirebiliriz bence. İşte bu. Harika olur. Çupa, senin tenceren nerede? Ne? Tencere mi? Hayır, olamaz. Evde mi unuttun yoksa? Tencereyi nasıl unutursun Çupa? Arkadaşlar sakin olun. Sadece bir şakaydı. Oo. Tabii ki yanımda. Bir paket un, mercimek, baharatlar ve tencere. Bu bir davul. Ne? Bir davul mu? Ben az önce davul mu çaldım? Bunu yaptığıma inanamıyorum. Evet Çupa, bu bir tencere değil. Bunun içinde yemek pişiremezsin. Tüh, tencere diye davul almışım. Ne yapacağız şimdi? Bir tencereye ihtiyacımız var. Yine her şeyi berbat ettim. İsterseniz beni gruptan çıkarabilirsiniz. Yemek kulübü yarışlarına sen istediğin için katılıyoruz Çupa. Unuttun mu? Arkadaşlar, bunu başka zaman tartışalım olur mu? Şimdi gitsek iyi olacak. Oy, buldum da. Havşam, üzülmeyesin. Benim yanımda fazladan tencere var. Onda yaparsın yemeğini sen de da. Kakamsı harikasın. Geçin buradan. Siz gidin balıklar sizi. Kaya balığıymış da. Söylemeye çalıştım. Rahatsız ettiğimiz için özür dileriz kaya balığı. Çupa simitçiye doğru gidiyor. Çupa dikkat et, simitçiye çarpacaksın. Orada bir bitki var uşağım, ona tutun. Tutundum. Seni küçük çupra balığı seni. Deniz yılanı. Çok özür dilerim deniz yılanı. İyi misin Çupa? Evet, sanırım iyiyim. Benden ne istiyorsun? Neden beni uyandırdın? Mürekkep balı, biz şey... Bugün benim günüm olsun mu? Çok eğleniyorum da. Elemeler başlamak üzere arkadaşlar. Ne duruyoruz? Hadi gidelim. Hadi hadi çabuk çabuk. Gerçekten harikaydınız. Bakalım yemeklerinizin tadı da güzel mi? Nefis olmuş. Kesinlikle. Tebrik ediyorum gençler. Kazandınız. Sizleri Bosfori Yemek Kulübü'nde görmekten mutluluk duyarız. Evet değerli Bosfori dünyası. Sırada Çupa ve arkadaşları var. Çok heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım da. Hadi arkadaşlar başlayalım. Sevgili jüri üyeleri, bugün sizlere birbirinden özel yemekler yapacağız. Biba iyi misin? Hadi genç balıklar, mutfak sizin. Şimdi size öyle bir pilav yapacağım ki yüzgeçlerinizi yiyeceksiniz da. Oy, pirinçler olmuş. Hamsi olan biraz sakar gibi. Deneyimli değil gibiler. Bakalım tadı nasıl olacak? Poğaça için hamur açıyorum. Hamur açmaya bayılırım. Hoppa. Hamurum. Ay, yüzüm hamur içinde kaldı. Böyle yemek yapılmaz.
Şimdi sizlere harika bir börülce salatası yapacağım. Biba Usta, tuzu verir misin? Tabii Çuba. Biraz baharat. İşte burada. Şimdi de salata tabağı. Biba uyan. Ne kötü yemek yapıyorlar. Hiç yapamadılar. Ne yedirecekler jüriye? Uyumuş muyum? Özür dilerim arkadaşlar. Tamam tamam. Ay. Herkes sakin olsun. Çocuklar görüyorum ki çok iyi hazırlanmamışsınız. Üzgünüm ama bu sene sizi kulübümüze kabul edemeyeceğiz. Öyle değil mi değerli jüri üyeleri? Kesinlikle öyle. Ne olur bize bir fırsat daha verin. Belki yeterli tecrübeye sahip değiliz ama bu kulüp sayesinde kendimizi yetiştireceğiz. Üzgünüm çocuklar. Tabii ki işin ustası değiliz da. Öyle olsa kulübe niye gelelim? Biz öğrenmek için geliyoruz. Evet. Hadi işi beceremiyorlar. Böyle şey olur mu hiç? Çok özür dilerim arkadaşlar. Ben sahnede uyumamalıydım. Yemek kulübüne girmek benim fikrimdi. Size son anda söyledim. Çalışmak için de yeterli vaktimiz olmadı. Hepsi benim hatam. Özür dilemesi gereken biri varsa o da benim. Olan oldu. Ne yapacağız şimdi? Yapacak bir şey yok baba. Kazanamadık. Yemek yapmaktan vaz mı geçeceğiz da? Ben bu işi çok sevdim. Hayatta bırakmam. Tenceremi verin bana. Taka hamsi haklı Çupa. Yemek yapmaktan vazgeçemezsin. İyi ama Boğaz'daki tek yemek kulübü burasıydı ve biz elendik. Vazgeçmekten başka seçeneğimiz yok ki. O halde siz de kendi yemek kulübünüzü kurarsınız. Bu konuşan da kim? Alesta. Merhaba maceracı yüzgeçler. Gerçekten sizin için çok üzülüyorum. Hep bir yarış içindesiniz. Ben sizin yerinizde olsaydım tüm balıkların katılabileceği bir yemek kulübü kurardım. Ama bu nasıl olur? Biz yemek yapmayı bile henüz bilmiyoruz. Kulübü nasıl kurarız? Öğrenin o halde. Hem bu sularda benden daha iyi bir aşçı yoktur. Eminim tariflerimi çok seveceksiniz. Bu harika bir fikir. Çuba, hayalin gerçek oluyor. Boğaz'ın yeni yemek kulübünü kuruyoruz. Yazıyor, yazıyor. Boğaz'ın yeni yemek kulübünü yazıyor. Her şey bir hevesle başlar. İstiyorsam eğer yapabilirim. Hayal kuranlar beni anlar. İstesem yemek de pişirebilirim. Pişir pişir yemekleri afiyetle. Acemi yemeklersin, sonra bir bakmışsın ki hayallerin gerçekleşmiş. Pişir pişir yemekleri, afiyetlerim hepsini. Elinize sağlık, nefis olmuş. Hop. Hop. Nasıl buldunuz yemeklerimizi? Ellerinize sağlık. Uzun zamandır böyle güzel yemek yememiştim. Afiyet olsun. Tatlılarımız da geldi. Harika görünüyor. Bir mahsuru yoksa ben ve arkadaşlarım da aranıza katılabilir miyiz? Katıl uşağım. Elbette. Yemek kulübümüz herkese açıktır. İsteyen herkes katılabilir. Nasıl? Yani bir sınav ya da deneme yok mu? Hayır yok. İsteyen herkes tenceresini, malzemesini alıp mutfağımıza gelebilir. Doğrusu ben hiç böyle düşünmemiştim. Çok teşekkür ederim çocuklar. Bu yemek kulübünü kurmak Deniz Kızı Alesta'nın fikriydi. Bence asıl ona teşekkür etmeliyiz. Deniz Kızı mı? O yine şaşırdı çocuk. Ama az önce buradaydı.
Ha 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 ha!